Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bu videomda sizlerin karşısına yeni bir oyuncu sistemiyle çıktım. Bence bu sefer turnayı şey yaptık. Yani bence bu sefer oldu arkadaşlar. Buyurun bakalım. Tabii ki de sistemi sizlere anlatırken daha fazla detaylı bilgi ve ne bileyim böyle bir yandan da yazılı bir kaynak istiyorsanız açıklama kısmına bir link bıraktım. O linkten hem sistemin fiyatını hem de merak ettiğiniz daha fazla detay varsa o ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Ben şimdi sizlere böyle hızlıca oyun testine geçmemizi sağlayacak böyle paket paket sistemle ilgili bilgileri aktaracağım. Tabii ki de ilk olarak sistemimizin kalbi olan ekran kartıyla sürece başlıyorum. Asus TUF RTX 3060 12 GB 192 bitlik V2 olan modeli. Bu kart artık neredeyse hepimiz biliyoruz arkadaşlar, bir 3060 serisi kartı. Kartımızın hem 192 bit olması hem 12 GB gibi iddialı bir RAM'inin olması hem de böyle bu tarz sistemlerde çok sık kullanılıyor olması kartın rüştünü ispat etmesi için yeterli doneleri oluşturuyor. Bu saydığım özellikler sayesinde hem hani oyuncuysanız oyunlarınızı rahatça oynayabilirsiniz bu kartla birlikte hem de böyle render vesaire gibi profesyonel işlerinizde de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir kart olduğunu belirteyim. Bana soracak olursanız en önemli özelliği bu kartın, hani ben bir sistemi toplayayım abi böyle bir beni bir uzunca yıllar götürsün gibi bir kaygınız varsa Asus TUF RTX 3060'ın 12 GB'lık bu serisi sizin için gayet ideal bir tercih olacak. Ya bence kartın en önemli olayı uzun ömürlü olması. Ha çok önemli bir olay daha var, onu atlıyordum az daha. 8K çözünürlüğe kadar destekliyor kart arkadaşlar. Daha fazla detaya boğulmadan direkt olarak işlemcimize geçelim istiyorum. İşlemcimiz Intel i5-12400F modeli. Fabrikasyon verilerde işlemcinin frekansı 2.5 GHz olarak belirlenmiş fakat kendisini 4.4 GHz kadar overclocklayabiliyorsunuz. Bana soracak olursanız bu işlemcinin en önemli olayı kasanın içerisinde takılı olan ekran kartıyla birlikte tekrar şu sinyali vermesi. Ne o sinyal değerli arkadaşlar? Hem oyun hem de profesyonel hayatta gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir eşleşme olmuş bu kasanın içerisinde. Geçiyorum hızlıca anakartımıza. Anakartımız Asus Prime H650M ED4 modeli değerli arkadaşlar. Bu anakartta ya bildiğiniz anakart, şimdi çok bildiğiniz anakart derken çok da böyle fazla detaya boğmayacağım. Öne çıkan özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Benim en çok dikkatimi çeken özelliği anakartın üzerinde 2 adet M.2 slotunun olması. Büyük avantajlar sağlıyor. Bunun haricinde tabii ki de SSD vesaire takmak isterseniz o slotlar da var. Zaten bizim Ethiopia ile birlikte topladığımız bu sistemde de 1 adet M.2 slotunuz gayet burada dolu dolu görünüyor. Onun hemen ekran kartının altında da ikincisi var. Burada. Yani tam çekemiyoruz çünkü ekran kartının altına denk geliyor. Anakartımız 64 GB'a kadar RAM destekliyor 3200 MHz bandında. Daha farklı öne çıkan özelliğine ben denk gelmedim. Açıklama kısmında link var dediğim gibi. İsterseniz gidip oradan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz bu anakartla ilgili olarak. Ben geçiyorum RAM'lerimize. Yani neden böyle hızlı anlatıyorsun veya işte böyle çok yüzeysel geçiyorsun diyebilirsiniz ama bana soracak olursanız bir oyuncu sistemi videosunda en önemli olan şey, yani kullanıcının görmek istediği en önemli veri oyun testleri bölümü oluyor. İçine ne takarsan tak oyun testinde şey Ahmet, Mehmet, Veli, Hüseyin, Ayşe, Fatma her şey belli oluyor. O yüzden hızlıca oyun testine geçmek istiyorum. RAM'leri de söyledim galiba, 2x8 GB 3200 MHz bandında RAM'lerimiz var. Buradan kasaya geçiyorum. Kasada arkadaşlar önünde zaten 3 tane renkli RGB var. Bir de arkada egzoz fanı var. Markası Thermaltake. Ben bu Thermaltake'i kasa konusunda bayağı seviyorum arkadaşlar. 550 watt'lık PSU ile birlikte geliyor bu kasa. Bu PSU'muz aynı zamanda 80 Plus sertifikasına sahip. Modelin tam adı ise Thermaltake T25TG arkadaşlar. Artık gelin isterseniz el mi yaman, bey mi yaman bir görelim. Oyun testi faslına geçelim. Everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, Carhartt, take it tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. Never fold. I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, bankroll, bankroll. Euro, peso, peso. Add it up, I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, bankroll. Euro, peso, peso. Add it up, I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told it if it's all me. Everything is
eyes on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Add it up. Told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me, why you hating on me? It's not adding up. Oyun testimizi yaptık. Sonuçları hep beraber gördük. Bu rakamlar üstüne çok yorum yapmaya bana soracak olursanız gerek yok. Ben deneyimimi aktarayım size. Herhangi bir oyunda herhangi bir takılmayla karşılaşmadım arkadaşlar. Yani bunun haricinde zaten rakamları da siz ekranda gördünüz. Sistemle ilgili daha fazla bilgi ve satın alma bağlantısını dediğim gibi açıklama kısmına bıraktım. Oraya tıklayarak bütün bu bilgilere erişebilirsiniz. Umarım bu sistem videomda sizleri mutlu etmeyi becerebilmişimdir diyorum. Ve başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.